Ben de bir tane. Ay canım. Bana bak, bir daha hiçbir yere göndermeyeceğim seni. Bir gidiyorsun, bir daha dönmüyorsun. Bırakıyorsun burada anneciğini. Ya deme öyle. Anneciğim, gözlerin mi doldu senin? Dolar tabii. Öyle bir anda karşıma çıkınca. Aa, hiç kıyamam ama ben sana. Gel dedin, geldim hemen işte. Hem bak bu sefer uzun uzun kalacağım. El alem anne kız görsün değil mi ama? Ay canım, bıdı bıdı da konuşuyormuş. Ay gel gel. Ay anne, fena özlemişim ben buraları yalnız. Aa, nerede benim merkezim? Yine mobilyaları mı değiştirdin? Aman eşya dediğin nedir ki? Bugün var, yarın yok. Tıpkı insan gibi. Aa, Sude Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mine. Ben annem seni de değiştirir diye düşünmüştüm ama. Ay Mine, neredesin sen? Şu valizi alsana. Ay anneciğim, Mine'yi bile özlemişim. Beni? Ha, en çok da seni özledim. Anneciğim. Ay canım benim. Bana bak, yoldan geldin. Acıkmışsındır sen. Biliyorsun bizim Mine ağır vasıta, bir şey hazırlayamaz öyle. Hadi gel bisikletimizi yapalım. Hadi gel. Hadi. Canım. Hafta hafta rapor istiyorum. Kimlerle görüştün, nerelere gittin, neler yaptın. Sen bırak şimdi beni. Ne oldu babamla, size onu anlat. Mine, sen bizi mi dinliyordun? Yok canım, ben... Cevap verme. Bana bak. Git Sude'nin odasını düzenle. Düzenledim deme. Git bir daha düzenle. Hadi. Oo. Mine'yi de şutladığımıza göre durum ciddi galiba. Yani yüzüğü çıkarttı, şuraya koydu. Yani basbayağı terk edildi. Tamam anneciğim. Hadi gel biz bahçeye çıkıp konuşalım. Sen bana en başından anlat ne olduğunu. Hadi bakalım Yasemin Hanım. Burada kimse ehliyet sormaz size. Hazır mısın? Hazır. Devam. Yaşamak
yeniden yaşadığımı hissediyorum. Pişman oldun değil mi beni buraya getirdiğine? Yok. Gayet memnunum. Hayatımda hiç bu kadar şaşırmamıştım Yasemin. Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk Nazlıcan. Nasılsın? İyiyim. Sizi sormalı. Bugün biraz durgun gibisiniz. Öyledir. İyi uyuyamadım. Geç yattım, erken uyandım. Uykumu alamadım ondandır. Kahve getireyim size. Getir bakalım. Merhaba Necmi Bey. Defne. İşte Neriman Hanım işe döneceksin dedi. Malum borç falan. Hop geldim. Hala mı Neriman? Hala mı? Tamam Defne, tamam. Çok pardon. Defne odama gelir misin? Tamam Ömer Bey, geliyorum. Kahve Necmi Bey. Teşekkür ederim. İçelim bakalım. Belki sinirimiz yatışır. Hadi anlat. Ay, üstümde o kadar büyük bir şok etkisi oldu ki. Kendimi o kadar yalnız hissettim ki. Bir anda senden başka hiç kimsem olmadığını anladım. İşte seni aradım, sonra da geldin. Annemsin sen benim. Tabii ki beni arayacaksın. Korkma, ben varım. Da anlat iyice, ne oldu babamla? Ya aslında hiçbir şey de yok yani. Ay beni bilirsin. Yani ben etrafımdaki insanların üzülmesine dayanamam. O yüzden de yeri geldiğinde müdahale ederim. Ay baban da tutturdu karışma diye. Kime müdahale ettin yine anneciğim? Ya sevdiğimiz insanlara falan. Ay baban da karışma da karışma diye tutturdu, büyüttü. Tamam tamam. Sen şimdi üzme artık kendini. Toparlanmaya çalış. Ben geldim. Babamla bir de ben konuşurum. Bakarsın hallederiz. Ay canım kızım benim. Ay biliyordum annesinin yanında olacağını. Muh, canım benim, bir tanem, bir tanem benim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Deniz Bey, her zamanki servisinizi hazırlatıyorum. Lütfen. Sinan selam. Deniz ben, Tramba. Aa. Deniz. Nasılsın? Arayacaktım, fırsat olmadı. Yani taziyelerimizi de gönderdik. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Ödül alıyormuşsunuz. Hı, öyle oldu. Babamın geçen sene aldığı ödülü. Evet, nurlar içinde yatsın. Sinancığım, ben seni tebrik etmek için aramıştım. Hak ettiniz. Tebrik ederim. Sağ ol. Sağ ol, çok sağ ol, çok incesin. Gecede görüşürüz. Tabii, tabii görüşürüz. Yasemin. Deniz. Nasılsın? Toparlandı mı biraz? Toparlandım, toparlandım. Esas sen nasıl? İyi. İyiyim. Sen... Neden aradın değil mi? Yasemin, benim bazı planlarım var. Daha doğrusu tramvayla ilgili yeni hedeflerim var diyelim.
Mesela? Pasyon ise hayatımızdan çıkarmak gibi. Deniz, ne diyorsun sen? Babam bu işi çok fazla uzattı. Bir tane butik şirket geldi, yıllarda tepemize oturdu. Buraya kadarmış. Ömer'i bitiriyorum. Ama ben şu an... Ben hala... Pasyonist'te çalışıyorsun. Çalış. Çalış ama benim için çalış. Yoksa ben işimi bitirdiğim zaman ortada kalırsın. Böyle bir şey yapamazsın. Yani yapma bence. Yasemin, ben senin tarafını seç diye aradım. Çünkü Ömer'in kışı başlıyor. Ömer'in kışı başlıyor. Ömer'in kışı başlıyor. Ne o ya, canavar görmüş gibi? Kim o? Canavar. Ne? Yok bir şey. Şimdi bunu düşünmemeliyim. Bir şeyler yiyelim mi? Sana bir liste göndereceğim. Gönderdiğim şirketler 2014'te neler yapmış? 2015'teki yönelimleri neler? Bir bakalım. Rutin bir research çalışmamız vardı. Biraz geç kaldık. Ona bakalım. Tamam, anladım. Başka bir şey? Bir saat sonra tasarımcılarla bir toplantım var. Biliyorum, hallettim. Ben çıkayım mı? Çıkabilirsin. Böyle mi takılacağız? Yani gerçekten patron asistan olarak hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi. Anlayamıyorum ya. Hani nasıl yapabiliyorsun? Nasıl böyle davranabiliyorsun? Sanki karşında öylesine başka biri varmış. Çıkabilirsin Defne. Vallahi bravo ya. Tebrik ederim, gerçekten bravo. Var mısın gerizekalı? Kız şu an ağlıyor durumunda. Ay ne oldu ki acaba? Aman bana ne? Bitmiyor bunların şeyleri, dertleri, tasaları. Üf, bıktım. Alo Defne, nasılsın? Vallahi manyak ya. Gerçekten manyak bu. Kim, Ömer mi? Evet. Allah kahretsin ya. Bir insan nasıl bir anda bu kadar böyle başkası gibi olabilir? Kötü mü davranıyor sana? Davransa insan olduğunu anlayacağım. Hayır, acısı var, ondan öyle yapıyor diyeceğim. Yüzüme bile bakmıyor. Sanki hiç tanışmamışız gibi. Hiç sarılmamış, hiç öpmemiş gibi. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ya. Duvara ördü, seni öte tarafa geçirmiyor desene. Ya bir insan nasıl bu kadar bir anda yeniden o duvarları örebilir? Hem bu kadar sıcak olup bir anda da nasıl bu kadar soğuk olabilir insan? Defne, adamın ne kadar zor biri olduğunu başından beri biliyorduk zaten. Senin beklediğin tepkileri vermemesi normal. Öyle ama yani insanın zoruna gidiyor. Canı yandı, gururu kırıldı. Ya biraz da onun açısından bak. Kendi kalesine çekilmesi normal. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Çok da eminim tespitimden şahsen. Nasıl anlatacağım ben? Nasıl anlatacağım bu olanları ya? Nasıl dinleteceğim kendimi? Kızım, bu adam sana aşık olmadı mı? Ya olmamış gibi davranıyor işte. Ama oldu. Bizim oraya kadar gelmedi mi peşinden? Geldi. Tatilden sonra seni alıp ailesinin evine götürmedi mi? Götürdü. Neden? Aman ne bileyim neden? Ay Defne, delirtme insanı ya. Sevdi beni değil mi ya? Ha? Aşık oldu bana. Herhalde. Ya tamam. Kocaman surları, duvarları var kalesinin. Ama o kalenin de bir de kapısı var değil mi? Kilitlemiştir çoktan. Çal o zaman. Bu kadar basit. Ya açmazsa? Bir daha çal. Açana kadar çal. Zaten kimse kapının o kadar çalınmasına dayanamaz. Mutlaka açmak ister. Evet, doğru söylüyorsun vallahi.
Çalacağım. Hemen pes etmek yok. Bıkmadan, usanmadan yapacağım. Ha şöyle. Kız tarafıyız, kızım biz. Ne zaman ne yapacağımızı biliriz. Mızmızlanmak erkeklerin işi. Evet, evet. Gideceğim, çalacağım kapısını. Açınca da her şeyi bir bir anlatacağım. Güç seninle olsun. Teşekkür ederim Nihan ya. Seni seviyorum. Hemen nasıl çekip toparladın beni. Sağ ol. Şey yapacağım ben sana o zaman. Haber veririm bir şey olursa. Ay şirketteyim. İlgilenseniz benimle biraz. Allah Allah. Çalışacağınız tuttu ha sizin de. Ama alın maaşınızı evinize gidin. Metrobüslerle falan. Kartlar. Kız. Buraya gel. Hayatım beni tebrik et. Çünkü ödül alacağım. Efendim Koray Bey? Ay. Ay kız aman. Kız sen sabah uyandın yüzünü falan mı yıkadın? Bakayım böyle bir nur falan inmiş. Ay aşağılayacak bir şey de bulamadım. Ay. Aa kız aşağılamışım seni farkında olmadan. Hayatım ben böyle bir insanım işte. Yani enteresan bir kişiliğim. Bu hayata karşı olan dik bakış açım sayesinde buna ödül veriyorlar biliyorsun değil mi? Aman ilahi Koray Bey. Defol. Kompleksiz. Hiç alınmadı hiçbir şey mi? Nerede acaba Yasemin kazuleti? Koray dargın. Hoş gelmişler. Dargın değil hayatım, sargın. Biliyorum. Hayat boyu yorgun argın. İşte karşınızda Koray sargın. İyi, itici sevimsiz. Sen nereden çıktın böyle? Yoksa ödül alacağım bir yerden mi duydun? Ha yok, gözleriniz herkese Yasemin Hanım sorar gibiydi de. Çok heveslisiniz ama Yasemin Hanım yok. Kavga edemeyeceksiniz galiba. İyi, sana ne be? Aman bana ne? Ay kız, Yasemin nerede? İşi varsa, çalışıyorsa demek ki. Artık çalışmasın hayatım. Evde kalacak bu gidişle. Koca bulsun kendine. Sen yıkıl karşımdan, yalaka. Aa, bunlar nereye gidiyor böyle? Tasarımcılar toplantıya gidiyor. Ben de gidiyorum. Bye. Yıkıl karşımdan. İyi, sevimsiz. Ne uğursuz bir şirket. Allah'ım yani herkes de havalar 1500. Ben ne yapayım? Ben Koray Sargın'ım. Bir Nişantaşı'na gideyim. Bir hava atayım birilerine. Ayağımın tozuyla şöyle. Herkes çiftlerde benimle görüşmek istiyordu zaten. İki kişi aradan çıkarım. Bugüne bugün 9+1 ödüllü sanatçıyım ben. Ay, ay. Nereden çıktın sen? Eziyordum az kalsın seni. Mecazen değil ama gerçekten eziyordum. Hoş geldiniz Koray Bey. Ay. Ay bir dakika bu kimdi? Önemli bir insan değil o zaman. Değilsin sen. Nasıl yani anlamadım? Diyorum ki hayatım Del Piero sakalı yap sen. İmajını biraz tazele hayatım. Çok çirkinsin çünkü. Ben ödül alacağım da hazırlanmalıyım. Hadi. Sevimsiz çirkin. Del Piero sakalı mı? Olabilir ha neden olmasın. Yakışır vallahi. Vedat Piero. Del Piero. Bak bak. Ben nereye gidiyorum ya? Evet, anlatın bakalım neler yaptık. Çok pardon. Şu an şöyle bir noktadayız. Vay, alev alev. Yalnız alev aldı buralar. Işığını fazla kısmışsınız. Benim aradığım tam olarak böyle bir şey değil. Niye ya, ben sevdim. Sen bir gelsene, ben de seni bir seveyim. Aslında doğallığı ön plana çıkarmak istedik. Hani gündelik hayat, rutin, sıradanlık. Tüm sıradanlığa rağmen yine de parlamalı ama. Varlığını hissettirmeli ben. Ben öyle bir ışık göremiyorum. O konuda haklısın da ne bileyim. Değişik bir ton olmuş ya. Gerçi bu bizim geçen sene kullandığımız kırmızıya da benziyor. Böyle şeye benziyor gibi. Neye? Sana. Senin hiç göstermediğin yüzüne. O şehirdeki şıkır şıkır hep sert, soğuk Ömer. Burası da benim tanıdığım Ömer sanki. Şey mi yapsak acaba? Ne bileyim mesela böyle gölgeyi falan mı arttırsak biraz? Bu benzerliği kırmak adına diyorum. Sana benzer. Bu ev. Şehirdeki ev. Ben. Her şey. Her şeyi sana benzesin istiyorum artık. Biz biraz daha çalışalım. Işıltıyı kaybetmeden ama. Diğer tasarım ne durumda? Yavaş yavaş kendini buluyor galiba. Yani daha önce kimseye söylemediğim bir şey söyle demiştin ya. Çok ilginç bir şey değil ama
Hani kimse bilmez. Ensemden huylanıyorum. Böyle. Görüşürüz. Defne, şu kırmızı kalemi uzatsana Ömer'e. Üstad şöyle bir sihirli dokunuşunu yapsın bakalım. Günaydın. Günaydın canım. Ben mi uyandırdım? Yüzünü ezberlemeye çalışıyordum. Her santimini, her ayrıntısını. Bir gün ayrı kalırsak yüzünü gözümü kapattığımda hatırlayabilirim diye. İşte başarı, işte karizma. Alem patron görsün be patronu. Biz ödülü kutlayalım dedik ama müsait miydiniz? Çok zerresiniz, gelin, gelin. Ay kızlar, ne gerek vardı ya? Bu arada çok tebrik ederim. Sağ ol Defne. Sağ ol. Ay, asansör tutar mısınız? Gel, çıkayım ben senin. Yok yok, kal. Yani kalın Ömer Bey. Anlatmam gereken şeyler var. Yani gerçekten bilmen gereken şeyler. Tamam, dinleyince bana hak vereceksin, beni anlayacaksın demiyorum ama her şey daha da netleşecek. Peki sen bilirsin. Ben anlatıyorum. Ömer. Alo amca. Ha, ben eve geçiyorum. Geliyorsun değil mi? Tamamdır, görüşürüz. Aa, Necmi Bey sizde mi kalıyor? Evet, ben de kalıyor. Kaç bakalım, daha nereye kadar kaçacağız? Burası neresi? Niye geldin? Öğrenirsin birazdan. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Yasemin, doğru yere geldik değil mi yani? Mekan burası. Dünyanın en doğru yerindeyiz şu anda. Diyorsun. Allah Allah. Çekil. Aman şefim, dikkat et ya. Bu mutfak da benden başkasına şef derseniz sonuçlarına katlanırsınız. Ümit. Yasuo. Canım, mutfağının kokusunu da seni de çok özlemişim. Demek mutfağımın kokusu benden önce geliyor. Hiç şaşırmadım. Menfaatçi seni. Hazırlıyorum tabağını şimdi. Süpersin. Ama sen beni bu halinle seviyorsun, kabul et. Edeceğim de bu mutfak hiyerarşisini bilmeyen arkadaş gibi. Tanıştırayım, İsmail. Merhaba şefim. Artık şefin kim olduğunu tanımışsındır herhalde. Tabii tabii, ben ağzınızı, yüzünüzü, bütün o suratınızı kazıdım aklıma. Ne yiyeceğiz? Ne hazırlıyor şef? Göreceksin şimdi. Afiyet olsun canım. Daha istersen haber ver. Benim siparişlerle ilgilenmem lazım. Tamam. Ne bu? İstiridye. Çiğ bu ya. Hı hı. Oh. Hı. Şimdi sıra sende. Ya. Yok ya, ben. Ben yedim, şimdi sen yiyeceksin. Aç bakayım ağzını. Yeni kim bir şey bu, sümük gibi. Yasemin, İstanbul palamut falan yeseydik ya. Sus. Ümit duymasın, vallahi öldürür seni.
Ömer, gerçek duyguların hakkında bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim amca? Tam bir şey alıştım diyorum, başka bir şey çıkıyor. Hakikaten yoruldum artık. Peki Defne niye kalmış? Sana bir şey söyledi mi? Söylemedi. Söylemesin de zaten. Böyle geldi kaldı. Sinan da göndermiyor. Peki sen gitmesini mi istiyorsun? Evet. Ömer, gerçekten Defne'nin gitmesini istiyor musun? Bana bak. Gerçekten istiyor musun? İstemiyor musun? Sık boğaz etme çocuğu baba. Sude. Babacığım. Kızım. Canım benim aşkım bir tanem. Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Canım benim aşkım bir tanem, hoş geldin. Annen çağırdı değil mi? Doğruyu söyle, annen çağırdı. Ay baba, bir sakin ol, dur. Necmi İplikçi konusu öde olunca bin kaplan gücünde konuşmaya başladı bile. Haber veremedim işte. Ama seni çok özledim, bu bir gerçek. Canım benim aşkım, hoş geldin. Ben de seni çok özledim. Bir tane kız. Ömer, ne kadar güzelleşmiş, ne kadar büyümüş değil mi? Sıra kız işte. Hadi. Gel. Hoş geldin. Aa, sadece bir hoş geldin mi? Ay, bu da bir buz. İnsan özler ya. Ya özledim, özledim. Gel. Los Angeles'ta tanıştığım herkes seninle benim fotoğrafımı görüp bu kim diye soruyor. Yani şöhretin oralara kadar geldi. Orada da bir efsanesin bebeğim. Hadi ya. Yemek yaptık. Lezzetli, güzel. Eşlik etsene bize. Ha, hemen de utanır. Gel oturalım, oturalım. Hadi geç. Buraları ne kadar özlemişim anlatamam baba ya. Biz de seni çok özledik kızım. Biz de seni çok özledik. İyi ki geldin. İyi ki geldin yavrum. Daha iyi gelmek isterdim ama. Anladım. Hadi bir şeyler ye. Bak, bunları biz yaptık kendi ellerimizle. Biz yaptık diye söylemiyorum ama muhteşem oldu. Çok lezzetliler. Ben sana bir tabak getireyim. Ha, ben getiririm amca. Siz baba kız konuşun. Tamam, sağ ol Ömer. Peki. Amcaya yaz spesiyemizden alırım Necmi Beyciğim. Ah canım benim. Canım, nasıl özlemişim seni. Ben de çok özledim. Bir bakışı var. Sana anlatamam. Böyle bir şey olamaz. Kıza bir baktın öyle. Kız, ben de böyle kala kaldım. Ay, sana bir şey diyeyim mi? Onların ilişkileri dolu dizgin devam ediyor benden söylemesi. Evet, benim de gözüm atıyor. Kız, o atma falan değil. Bir kanal var ya, halay malay, düğün kanalı. Kız, oradaki böyle halay modunda gözlerin. Ay, öyle değil mi? Ay, çiçeğim, hayatım, senin neyin var? Kız, anlatsana bana. Ay Koriş, neler oldu bilmiyorsun. Kız, ben geceden rüyayı mı yatayım ha? Nasıl öğreneyim sen bana derdini demezsen? Aa, yani o kadar da değil hayatım, yani sonuçta ödüllüyüm ama. Aa kız, bu nerenin ağzı? Derdini demezsen falan böyle gülüm. Aa kız, gülüm gülüm diyorum. Ay kız, ne oluyor bana? Kız, bir yerden bulaştı bu dil bana, bu ağız. Ay neyse, ben sonra üzülürüm buna. Sen anlat hayatım. Bak şimdi hayatım. Kız, ben terapiste gittim. Terapist bana dedi ki, Koray Bey dedi, siz dedi o kadar hassas, o kadar duyarlı, o kadar böyle hislerinizi yoğun yaşayan bir insansınız ki dedi. İnsan demedi, sanatçısınız dedi, lütfen. Ondan sonra tabii duygular üzerime yapışıyormuş. Ben de işte böyle anlık şeyler yaşıyorum. Ay pardon hayatım, çok anlattım kendimden, sen biraz anlat. Bak şimdi hayatım. Kız, taş mı kesileyim ha? Kız, taş mı kesileyim? Artık sevmeyeceğim kimseyi bundan sonra. Ay Allah'ım ya. Ay böyle seve seve insanlara yardım ede ede. Bir de dilim de güzeldir benim. Yani öyle kolay kolay kimseyi kırmam, incitmem. Ay bu insanlar ne istiyor benden Nuro? Ay bir de tabii yani stresli bir iş yapıyorum. O stres yönetimimi de o keskin zekamla hallediyorum tabii ben. Ay bilmez miyim Koriş'im, ben de öyleyim. Ay bir de bir şey diyeyim sana. Doktor dedi ki, bile terapistim, siz dedi duygu geçişlerinizi dedi tam yapamıyorsunuz dedi. Öyle tıkılıp kalıyor bir yerde dedi. Ay kız, ne yapacağım ben ha? Nasıl ben o duygu geçişlerini yapacağım? Sude geldi. Aa! Sude mi geldi? Şaka yapıyorsun. Kız nerede Sude? Sude! Sude! Kız evde değil mi Sude? Kız
Ah ah! Ay şu an mutluluktan yığılacağım galiba. Ay gözümde hiçbir şey görmüyor şu an. Kız ben su diye şimdi alıp bebeğe gitmezsem böyle kol kola gireriz. Hemen Feru'yu ararım. Çarşaf çarşaf haber yapar. Bir de en pahalı çantasını alır. Hop etiketinde de bir zoom manşet. Kız. Kız sen niye üzgünsün? Necmi beni terk etti. Nasıl terk etti? Nasıl terk etti? Allah'ım. Allah'ım ben sana ne yaptım da bana bunları veriyorsun ya Rabbim. Ay ne oldu Kori? Allah'ım. Ay nöyle çok çok kötüyüm şu an. Kız nasıl terk eder seni? Ay Allah'ım. Ay anlat hayatım sana, anlat. Ay bak şimdi, bu şimdi Ömer'di. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım sen deli sanıyorsun bizi ya Rabbim. Ay Kurişim şimdi ay. Bu ne oldu böyle? Ay çok üzüldüm ben. Ay nasıl bir acıdır böyle? Allah'ım içime yükledi. Ay üzülme tatlım. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak hayat böyle. Ayrılmak var, kavuşmak var. Allah başka acı vermesin Kurişim. Ay bir de böyle ağlama uyum çıktı böyle. Her şey ağlıyorum böyle. Ay. Ay bir şey söyleyeceğim yalnız ben burada şeydim sen bana şey yapacaktın da. Ay böyle biraz empati yapayım dedim fazla empati böyle içime şey oluyor fazla ay, üzülme, oluyor. Üzülme tatlım üzülme geçer gider ne yapalım yani sen ay. Üzme kendini üzme hayatım. Ay Allah. Allah'ım artık vermişsin ya Rabbim. Acı verme içim şişti. Kız hep bu diye bunlar benim başıma geliyor. Yani bizim. Ay o kadar üzgünüm ki Allah'ım yaşayan bilir ne olur yaşayan bilir üzülme, ya Rabbim. Üzülme hay Allah. Ay Allah'ım nasıl kötüyüm anlatamam. Kızım sakinleşince falan o kadar kötüyüm ki. Kız hastaneye mi gitsek bir serum mu taksalar bana ya Rabbim. Ay nerelere gideyim nerelere kaçayım. Ay ay düşündüm ki belki. Biraz iyi gelir. Ay çok acı kötüyüm Nero. Yine bana geceleri dışarı çıkmak yok demeyeceksin değil mi? Hani büyüdük ya. Nerelere kadar gittik. Bir başımıza yaşayabildik bak falan. Bak sen sanki biz çıkma dediğimizde bizi dinliyordun da şimdi dinlemeyeceksin. Biz buna çıkma diyoruz ama hanımefendi bizi uyuttuktan sonra pırk kaçıyormuş sonra da geri dönüş. Değil mi? Ya ama onunla rüyamadan geri geliyorum bir de. İyi geliyorsun bari yani. İyi hiç değilse geliyorsun. Hani güya eteyim ya babacığım ondan. Sabah Neriman uyanıyor, bakıyor Sude'nin kapısı kapalı uyuyor zannediyoruz biz. Meğer hanımefendi akşamleyin bizi uyutmuş, kaçmış, geri dönmüş. Sabah tekrar gitmiş hiçbirimizin haberi yok. dışarıda hayat akıyor. Bunlar bana evde otur diyor. Gençlik. Herhalde yani ne yapacaktım değil mi? Evet. Ömer sofrayı toplayalım artık bir önümüz açılsın rahat rahat sohbet edelim. Hemen amca topluyorum ben. Hadi sen de Ömer'e yardım et. Dediğim ben. Hadi. Alıyorum. Yardım edeyim mi? Hallediyorum ben. Ay vallahi İstanbul'u çok özledim. Adım adım her yere dolaşıp herkese kendimi göstereceğim. Göster tabii göster. Seni de bir iyi gördüm. Kendine gelmişsin. Gözlerin hiç parlıyor sanki Ömer. Sen aşık mı oldun? Eskiden kötüydüm yani. Hayır canım her zaman öyleydin de. Ya böyle bir... Anla işte bir tazelik gelmiş sana. Öyle olsun bakalım. Sinan nasıl? Sude. Ömer meraktan sordum öylesine. Sorma. Ne yapsam ben yarın? Şirkete mi gelsem? Hiç sırası değil zaten yoğunuz. Bir de yarın akşam ödül gecesi var. Yani erken çıkacağız şirketten. Sen sonra gelirsin. Sude'cim. Tamam. Bak ben kimse yeniden üzülsün istemiyorum. Tamam. Aman da kuzenini düşünürmüş. Sude.
Uslandım artık Ömer. Hareketsizim. Merak etme. Ben bir amcama bakayım. Defım. Ne haber ya? Oo İso maşallah. Ayaklar yere basmıyor. Nereden böyle? Vallahi gökyüzünden be Defucuğum. Hoş henüz ayaklarım hala yere değmiyor olabilir. İyi madem o zaman ben sonra geleyim. Senin hava güneşli malum. Hafif de bir esinti de var. Ben şimdi sağanak yağmura döndürmeyeyim. Kızım bizim yağmurla fırtınayla da aramız iyi bilmiyor musun? Otur bakalım. Otur. Hah. Anlat bakayım nasılsın? Kararlı. Ne konuda? Ömer'e her şeyi anlatacağım. İşte hımladığına göre bakalım arkasından ne çıkacak. Vallahi Defocuğum güzel bir soru çıkacak. Sen şimdi Ömer'e her şeyi anlatınca tam olarak ne değişecek, ne geçecek eline? Vallahi bilmiyorum. Yani biliyorum da aslında tam olarak bilmiyorum. Güzel. Bildiğin kısmı anlat. Yani sürekli aynı şeyleri yaşayıp durmaktan çok sıkıldım. Bu oyun artık bitsin istiyorum. Ona yarayacak. İyi. Başka? Bir de Ömer'in beni böyle bilmesini istemiyorum. Nasıl biliyor Ömer seni? Ne demek nasıl biliyor İso? Arkama bile bakmadan onu terk ettiğimi zannediyor. Sevdim deyip yalan söylediğimi sanıyor. Tamam. Sen her şeyi anlatınca ne bilecek? Ya İso sen de yani vicdan gibi. Ne yapayım kızım konuşalım dedin konuşuyoruz işte. Tamam konuşuyoruz da yani mevzuyu öyle yabancılaştırdın ki. Ne yapacaksın Defucuğum? Analitik zeka boşa bela. İyi bir de espri. Tamam tamam. Hadi ben sen kendine gel diye yaptım öyle. Şimdi bir prova yapalım bakalım. Ben Ömer farz et o zaman. Anlat bakalım ne anlatıyorsun. Ne diyeceksin söyle. Ömer. Biliyorum. Bana çok kızgınsın. Muhtemelen söylediklerimden sonra daha da çok kızacaksın. Yani bu duyduklarından sonra. Her şey bir oyunla başladı. Neriman Hanım. Yani Neriman Hanım buldu beni. İşte senin asistanın olayım. Seni kendime aşık edeyim. Evlenmeye ikna edeyim diye. Sonra... Sonra? Sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Oyun gerçek oldu. Ben sana aşık oldum. Sonra... Sonra? Sonra işler tepe taklak oldu. İşte Neriman Hanım bir yandan. Sen bir yandan. Oyun bir yandan. Uf. Of. Çok zormuş ya. Provası bile gerçekten ruhumu çürüttü. Tamam tamam hadi. Yeter bu kadar zaten. Ama şimdi sen madem anlatacağım diyorsun defa her şeyi. O zaman iyi düşün bence vallahi.
ne diyeceğim falan. Büyük risk. Doğru. Ama anlatacağım. Anlatacağım.